Evet, bugünkü özellikle diyorum bu yıl sınava girecek öğrencilerime. Evet, Sümeyye de tanıdık bir öğrencim. Hoş geldin Sümeyye. Şimdi bizim tayfa birazdan gelir gibime geliyor. Şimdi arkadaşlar yeni müfredata göre önce ne yapalım? Tek tek konuları belirleyelim. Aslında benim önceki grup biliyor. Gelin bakalım. Evet, şimdi önce konuları inceleyelim. Birinci konumuz, bakın önce şunu belirteyim. Kesinlikle ve kesinlikle ilköğretim 3 ve 4 konuları. Bunu ÖSYM'nin kendi sayfasından da inceleyebilirsiniz. Peki hocam ne yapmamız gerekiyor? Yani ilköğretim 3 ve 4 konularının aynısı çıkacak, kesinlikle çıkacak ama o Dilek de geldi. Hoş geldin Dilek. Şimdi buraya dikkat edin. Yani o kolaylıkla çıkmayacak. Biraz daha hafif zor diyeyim ve fiziği gözünüzde büyütmeyin. Önce ne yapalım? Fizik bilimini tanıyacağız. Birinci konumuz bu. Yani sınavda çıkacak olan bölüm. Ya hocam fizik bilimi deyince akla ne gelir? Önce şunu bileceğiz. Fiziğin tanımını, fizikteki ölçmeyi, buraya dikkat edin. Ölçme deyince aklımıza iki şey gelecek. Birincisi nitel, diğeri nicel. İkincisi büyüklükler yani vektör ve skaler dediğimiz olay gelecek. Peki, diğer bölüme devam edeyim. Diğer bölümümüz madde ve özellikleri. Buraya dikkat edin. Madde ve özellikleri deyince kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapılar dediğimiz olay karşınıza çıkabilirler. Maddenin ortak özellikleri, maddenin ayırt edici özellikleri, buraya dikkat edin diyorum. Ben bu bölümden bekliyorum açıkçası. Kuvvet, kuvvetten ÖSYM bir türlü vazgeçmiyor. Niye vazgeçmiyor? Çünkü ilköğretim 3 ve 4'ün ağırlıklı konusu kuvvet. Yani kuvvet deyince aklınıza hız gelsin. Sürat gelsin, günlük yaşamda kullandığımız ifadeler. Kuvvet çeşitleri, temas gerektirmeyen, temas gerektiren kuvvetler. Yine aynı şekilde sürtünme de bir kuvvet çeşididir. Newton'un ünlü üç yasası, yani Newton'un hareket yasaları. Birinci, ikinci ve üçüncü yasaları. Peki birinci yasayı aslında Dilek ve Sümeyye çok rahat biliyor. Eylemsizlik, ikincisi temel yasa, üçüncüsü de etkiye tepki. Peki hocam elektrikten ne çıkabilir? Elektrikte müfredatı incelerseniz basit elektrik devreleri yani lambaymış, anahtarmış, pilmiş, aküymüş böyle basit elektrik devrelerini inceliyoruz. Peki bir direnç seri ve paralel bağlamayı öğrenmemiz gerekiyor. Sıra geldi ışık olayları yani aydınlanma ve ışık kirliliği. Buraya dikkat diyorum aydınlanmadan ben bu yıl bekliyorum. Hocam aydınlanma deyince aklınıza ne gelecek? Işık olayları gelecek. Buraya dikkat edin. Hocam altta da yazmışsınız. Doğru. Aydınlanma deyince sadece mum, efendime söyleyeyim, floresan lamba, led lamba, doğru. Bunlar günlük hayattaki yeri olan ifadeler. Işık kirliliğini, buraya dikkat, en büyük sorunumuz doğaya en çok zarar veren bölüm. Işık kirliliği. Daha sonra mıknatıslara ağırlık veriyoruz. Peki hocam niçin mıknatıslara ağırlık veriyoruz? ÖSYM dediğim gibi özellikle elektriksel kuvvette mıknatıslara, mıknatıs deyince aklıma ne geliyor? Demir, nikel, kobalt geliyor. Bugünün maddeleri inceleyeceğiz. Peki, manyetik kuvvet. Hocam manyetik kuvvet nedir? Çok kolay. İki mıknatısın birbirini itmesi, iki mıknatısın birbirini çekmesi gibi olayları inceliyoruz. Mıknatısların büyüklüklerini inceliyoruz. Peki sıra geldi ısı ve sıcaklık. Isı ve sıcaklıktan ben banko bekliyorum haberiniz olsun.
Peki hocam, kaç soru çıkacak? Dört soruya düşürdüler yanılmıyorsam. Dört soru çıkacak. Dört mü beş mi tam olarak ben de bilemiyorum. Ya aslında bilenler olabilir. Çünkü ÖSYM 4 diyor, 5 diyor. Bakalım inşallah 5 olur fizik diyorum. Isı ve sıcaklık. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Isı ve sıcaklık öğrencilerin en çok zorlandığı bölümdür. Hocam niçin bölümdür? Ya bir kere sıcaklık kavramı ile ısı kavramının çok farklı şeyler olduğunu göreceğiz. Sıcaklığın termometre ile ölçüldüğünü, ısının kalorimetre ile ölçüldüğünü bilmemiz gerekiyor. Peki yine aynı şekilde ısının oluşabilmesi için, ısı iletiminin oluşabilmesi için nelere ihtiyacımız olduğunu bileceğiz. Son olarak da ışık olaylarında ben özellikle diyorum şey olabilir diyorum bu yıl bir mercek sorusu olabilir. Yani kalın kenarlı mercek, ince kenarlı mercek. Günlük hayattan ÖSYM örnek vermeyi seviyor. Buraya dikkat edin diyorum sizden. Uzağı göremeyenler için ne yapıyor? Kalın kenarlıyı kullanıyor. Yakını göremeyenler için ince kenarlı merceği kullanıyor. Buraya dikkat diyorum. Ses. Ses deyince aklınıza bir boyuna dalga gelsin. Ses için maddesel bir ortama ihtiyaç gelsin. Ses için katılarda, sıvılarda ve gazlardaki hızını incelememiz gerekiyor. Ve benim öğrencilerim hemen gülümseyecekler. Seste ben sürekli şunu diyorum. Davulun. Evet Fazıl slide oynamıyor. Çünkü slide'ı birazdan geçireceğim. Davulun sesi kulağa hoş gelir. Uzaktan kulağa hoş gelir. Hemen Dilek hatırladı. Evet gelin başlayalım. Evet şimdi ben size şunu sorayım. Ya günlük hayatta nitel kişiye göre değişir. Buraya dikkat edin. Nitel kişiye göre değişir. Yani tahmin içerir. Bugün tahminden kastım ne? Bana göre vay Dilek Dilek sabırlı ol. Evet Fazıl doğru söylüyor. Bakın şimdi nicel. Buraya dikkat edin. Nicel. Sayı içerir, kesin sayı içerir. Üstünü üstü ölçü aletiyle yapılır. Hocam ölçü aleti deyince aklınıza ne gelir? Ben size şunu sorayım. Zehra, ama ne olur bakın sizden istediğim var. Zehra olsun, Dilek olsun ve şimdiki bütün öğrencilerime de sesliyorum. Ne olur telefondan girmeyin. Niye biliyor musunuz? Ben sizleri masada istiyorum dersimde. Niçin masada istiyorum? Ben şu soruyu yazdığımda ne olur yanınızda bir kağıt olsun, bir kalem olsun. Ha, şimdi oldu Zehra. İnanın sizlerden bunu istiyorum. Yani yan yana olmuş gibi düşünün. Ve ben kesinlikle yan yana olduğumuza da inanıyorum. Şu anda ben sizlerin yanındayım. Evet, sıra geldi nicele. Ölçü aletinden kastım. Bir terazi kütleyi ölçer ya. 1 metre uzunluğu ölçer. Bu örnekleri ne yaparım? Bir sıcaklık termometre ile ölçülür. Evet, şimdi gelin başlayalım. Bugün hava çok sıcak. Ama kime göre sıcak ya? Kime göre? Bana göre. O zaman bu nitel. Şeker suda çözünür. Kime göre? Sayı içermiyor ki. Nicel sayı içerecek ve ölçü aleti olacak. Suya belli bir ısı verilirse enerjik hayır. Buraya dikkat. Ece'nin boyu Eray'ın boyundan 10 santim daha kısadır. Farkında mısınız? Kesinlikle kesinlik içeriyor. Demek ki adam eline 1 metre almış. Belki de mezru almıştır. Boyunu ölçmüş. Alttaki tahmin içeriyor. Merdivenin boyu yaklaşık 2 metre. Yani bu ne demek?
ben nitelim diyor. O zaman cevap Denizli. Denizli diyenler kesinlikle doğru diyor. Evet, sıra geldi vektöre. Ya bir kere vektör, vektörün kelime anlamı şu. Buraya dikkat edin. Yönü, doğrultusu, sayı değeri yani şiddeti belli olandır. Ben bugün doğuya doğru 3 metre yol aldım. Yolum, Başak C diyor. Bakalım, vallahi bravo. Dilek B diyor, dikkat et. Şimdi hatırlıyor muyuz Dilek? Vektör deyince aklınıza ne gelecekti? Hikayem gelecekti. Vektör deyince aklınıza hikayem gelsin. Bakalım. Hocam, haş ne? Hız. İ ne? İvme. K, kuvvet. A, ağırlık. Y, yer değiştirme. Bakın fiziği kodlamak çok kolay. Gerçekten de fiziğin mantığını öğrendiğiniz an zevkli bir ders olduğunu görürsünüz. E, elektrik alanı. Yeter ki elektrik ifadesini kullanın ya. Elektrik alanı. M, manyetik. Bakın buraya dikkat edin. Hocam, niçin örneğin momenti demiyorsunuz? Buraya dikkat edin. Ben bunu ilk öğretim 3 ve 4'e göre planlıyorum. Hikayem deyince aklınıza kesinlikle 3 ve 4 gelsin. Bakalım şimdi. Yer değiştirme var mı? Var. İvme var. Sıcaklık bu tabloda yok. Isı bu tabloda yok. Manyetik evet. Manyetik en altta değil mi? Kaç tane yaptı? 3 tane yaptı. Dilek senden ne olur istediğim şu, acele etme, acele etmeyin, hiçbiriniz acele etmeyin. Kesinlikle hiçbiriniz, evet aman Dilek ne olur diyorum acele etmeyin. Bakın farkındaysanız az çok beni 2 aydır tanıyorsunuz. Hiç soru çözerken veya başka bir öğretmeniniz soru çözerken acele ediyor mu? Hayır, hayır, hayır. En büyük kaybımız da bu. Acele etmeyin. Evet, geldim. Sıvıların kaldırma kuvveti. Şimdi ben size şunu sorayım. Sıvıların kaldırma kuvveti deyince ilk öğretimde, dikkat edin, ilk öğretim 3 ve 4'te sizlere şöyle bir şekil veriyoruz. Cisim yüzüyor. Cisim askıda, cisim dipte. Buraya dikkat. Efkanın yönü daima yukarı yönde. Efkanın yönü daima yukarı. Efkanın yönü daima yukarı. Cisimlerin ağırlığı yere doğru. Cisimlerin ağırlığı yere doğru. Cisimlerin ağırlığı yere doğru. Hatırlarsak, eğer cisim yüzüyorsa, askıda ise, buraya dikkat ise FK kime eşittir? Cismin ağırlığına. Peki hocam bu sıvı için geçerli olan bir çocuk balonu için de geçerli midir? Kesinlikle geçerlidir. Niye? Akışkan deyince aklıma sıvı gelir, bir de hava gelir ya. En basit örneği hava gelir. Şimdi gelin bakalım. Biz konu bölümünü böyle anlatıyoruz. Kaldırma kuvveti tüm akışkanlar tarafından uygulanır. Kesinlikle doğru. Daima test tekniğini ne olur kullanın. Bu gitti. Olsun. 4 tane kaldı ya. Sıvı içerisinde yüzen veya askıda kalan cisimlerin ağırlıkları kaldırma kuvveti uygulanır. Doğrusunuz. FKM işi gitti. Gitti. Şansım %50. Başak dikkat et. Yer çekiminin arttığı bir ortamda sıvı içerisinde yüzen cismin batan hacmi değişmez. Hatırlıyor muyuz?
Ne diyorduk? Batan V batan çarpı D sıvı eşittir V cisim çarpı D cisim diyordu. Dikkatini çekiyor mu? Burada yer çekimiyle ilgili bir formül yok. O zaman batan hacim cismin öz kütlesi, daha doğrusu ayırt edici özellikler kesinlikle yer çekimine bağlı değildir. Cevap ne olur? Edirne olmaz mı? Bence hoş bir soru. Bence KPSS'ye yönelik güzel bir soru. Evet, burayı anlıyor muyuz? Bir tepki verebilir miyiz? Bir tek Zehra evet dedi. Dilek, başka? Başka kimler var? Sorabilir miyim? Soramıyorum. Başa kapıp tamamız. Peki, devam edeyim. Yalnız dikkat edin, ne olur KPSS'de basit çıkacak. Gerçekten basit. Yani inanın artık siz de biliyorsunuz, fiziğin mantığını öğrendikten sonra çok kolay. Isının yayılması. Ya ısı hatırlarsak 3 yolla yayılıyor. Bir iletim, 2 konveksiyon, 3 de ışıma. Işıma deyince aklımıza ne gelecekti? Işık, ışık, bildiğiniz ışık, güneş ışığı. O zaman ışıma yoluyla yayılan enerji boşlukta yayılır. Kesinlikle doğru. Çünkü güneş ışığı bu ya. Isınan moleküllerin taşınması konveksiyon yoluyla olur. E doğru, hatırlarsak sıvılarda doğru söylüyordu. Buraya dikkat edin. İletim deyince aklınıza ne gelecekti? Katı gelmeyecek miydi? Isının iletim yoluyla, evet, yalnızca katılarda gerçekleşir. Evet, iletim sadece katılarda gerçekleşir. Hatırlarsak iletim katılarda, konveksiyon sıvılarda, doğru değil mi? Ve gazlarda gerçekleşiyor. Işıma da zaten ışıktır. Evet, buraya dikkat diyorum. Ne olur dikkatli olun. İnanın yapamayacağınız bir konu değil. Yani 4-5 soruyu, yani ben 5 sorudan kesinlikle diyorum, özellikle bazı öğrencilerim için reklam yapayım. Dilek, rahat diyorum, 3 tanesini yapacak. Oynaya oynaya. Ben buna inananlardan ve o 3 soru kesinlikle diyorum, acaba bir 20 bin atar mı? Atar. Buna inanıyorum. Evet, günlük hayat. Farkında mısınız? Bir İzmir'im var, bir Ankara'm var. Ankara'dan İzmir'e gitmek isteyen Hasan Bey yola çıkmadan önce harita üzerinde il merkezleri arasındaki mesafeyi 480 kilometre olarak ölçüyor. Ya bu adam ne yapmış biliyor musunuz? Kuş uçuşu yapmış ya. Hemen sorayım. Kuş uçuşunun anlamı neydi? Kuş uçuşunun kelime anlamı yer değiştirme değil miydi? Evet, devam edelim. Yani yer değiştirme 480'miş. Ya o zaman aklıma şu geliyor. Hız, yer değiştirme bölü zaman. Sürat, günlük hayat, yol bölü zaman. Ancak İzmir'e ulaştığında aracının kilometre sayacının 600 kilometre olduğunu görüyormuş. Ölçüm yaptığını. Hemen ben öğrencilerimin yanında olsam derim ki hız vektörel, yer değiştirme bölü zamandır. Yer değiştirmem kaç? 480. Adam bir saat daha alsın. Jetı. Peki hızım 480 çıktı. Sürate bakalım. Yol bölü zaman. Yolum 600. Saatim de bir saat olsun. Hızım da 600 çıktı. Aracın yer değiştirmesi 480. Doğru. Aracın aldığı yol 600. Kesinlikle doğru. Hemen artı. Test tekniğini kullanalım. İki tane kaldı. Ankara'dan İzmir'e giderken doğrusal bir yörünge izlemiş. Doğrusalın kelime anlamı neydi? Dümdüz. Vallahi hiç de dümdüz gitmemiş bu. Kesinlikle.
Evet, yanlış cevap da ne olur? Kesinlikle doğru söylüyorsun Dilek. Ceyhan olur. Çünkü hiçbir araç, ne yani otobana bile çıksam muhakkak bir virajlı bir şey görürüm ya. Dairesel bir hareket yaparım. Doğrusal olabilmesi için dümdüz bir yol olmalı. Dümdüz, yani bir şey düşünüyorum kafamda. Dümdüz bir ova düşünüyorum. Ne olsun? Hayali bir ova olsun. 480 kilometre dümdüz bir yol. O doğrusaldır. Ama biliyorum ki Ankara'dan İzmir'e şöyle gitmiştir Allah bilir. Şöyle dolaşarak gitmiştir. Cevap C. Evet, gelin sürtünmeyi hatırlayalım. Ya sürtünme deyince aklımıza hep öğrencilere vereceğimiz şu örnek gelsin. Ne yapsın? Bir öğrenciyi tahtaya kaldırın ya. Bir elinize plastik tarağı saçına sürtmesini isteyin. Sonra da küçük kağıt parçalarını çektiğini görsün. Bu bir basit bir örnek. Hocam inanın o 8-9 yaşındaki çocuk kesinlikle bunu ömrü boyunca unutmaz bu deneyi. Bakalım. K ve L cisimleri sürtünerek, ya hatırlarsak sürtünmede kesinlikle geometrik şeklin hiçbir önemi yoktu. Hemen öğrencilerim hatırlayacak. İpeksi, yani ipekle eboniti birbirine sürttüğümde kesinlikle Zehra ipek eksiğiydi. O zaman evet işte olay bu. Başlangıçta bunlar nötr değil miydi? Sonra birbirlerine sürttüğümde biri artıysa diğeri eksi olmuyor muydu? Bakalım. Başlangıçta ikisi de nötrdür. Doğru. Başlangıçta K yüklü. O zaman bu etkiyle elektriklenme olur ya. Başlangıçta yüklü olan etki değil miydi? Son durumda zıt yüklenir. Doğru. O zaman cevap da ne olur? 1-3 olmaz mı? Buraya dikkat edin. İpeksi. Hep gözünüzde ipeksiyi canlandırın. Ne olur ipeksi. İpeksi hiç unutmayın. Evet. Gelin şeyi hatırlayalım. Elektrik devresi. Direnç. Elektrik akımına karşı zorluğu gösterir. Ben şunu söyleyeyim. Dirençler eğer birbirine seri bağlı ise akım sabittir. Bu ne demektir? Direnç en büyük değerini alır. Eğer dirençler birbirine paralel bağlı ise kesinlikle en küçük değeri alır. Tekrarlıyorum. Şimdi sorayım. En büyük sizce hangisi olur? R1 mi? R2 mi? R3 mü? Bir önce tekrar. Evet, kesinlikle R1. Niçin? Seri bağlı. R1 en büyük. Peki, hemen ikinci sorumu soruyorum. Paralel bağlı olan devre hangisi? Paralel devre olan hangi? Vallahi süpersin Dilek. İşte ben bu öğrencilerime bayılıyorum ya. Kesinlikle üçüncü paralel. Hocam şurada serilik var. Olsun, devre paralel. Bu da en küçük. Dikkatinizi çekiyor mu? Şu karışık devre. Şu ikisi birleşir, bir eleman yapar. Önce bu seri, yani paralel artı seridir. O zaman da ikincisi orta olmaz mı? Evet, cevap kesinlikle Adana. Vallahi süpersiniz. İnanın, hiç korkmayın, yapacaksınız. Ben buna inananlardanım. Tekrar söylüyorum, başaracaksınız. Ne olur başaracağınıza siz de inanın. Ama yalnız sizden isteğim var. Ne olur acele etmeyin. Ne olur acele etmeyin. Sonradan hep şu hatayı. Şimdi Habib şeyde var ya, PDF olarak şey yapmıştık. Yanılmıyorsam sitede var. Habib. Sitede var yani. Evet, çıktım. Hatırlıyor muyuz? Lambaların
parlaklığı. Ya lambaların parlaklığı. İnan Zehra, ben var olarak biliyorum. Ben geçen gün de gördüm. PDF olarak atmışlar. Şu, hatırlıyor musunuz? Son 2 gün bol bol soru çözmüştük. Onlar gözükmüyor mu? Yani yaklaşık bir 70-80 tane soru çözmüştük. Hayır, Zehra dikkat et. Yer kabuğu değil. Bu pekiştirme diye geçiyor Zehra, dikkat et. Pekiştirme. Pekiştirme bölümüne bak. Onun haricinde Habib, biz bölüm bölüm işlediğimiz için onlar şeyde var. Ders notları diye geçiyor benim bildiğim. Videolar var. İnan Zehra, ben ona bir bakayım. Ben var olarak biliyorum çünkü en son bir ay önce indirmiştim yani. Hatta üzerinde karma şeyim de vardı. Karman çormandı. Şimdi sıra geldi. Parlaklık. Ya hatırlarsak parlaklık gerçekte güçtü. Elektriksel güçtü. Akımın karesi çarpı dirençti. Birimi neydi? Watt'tı. Buraya dikkat diyorum. Niçin? Şimdi elektrik faturasını ne cinsinden öderiz? Enerji cinsinden öderiz. Tekrarlıyorum. Elektrik faturasını enerji cinsinden öderiz. Yani enerji güç çarpı zamandır. Günlük hayatta kilowatt saat diye geçilir. Bir kilowatt saat ödediğimiz. Aman dikkat. Yani ÖSYM şaşırtma sorularını seviyor. Tekrarlıyorum. Elektrik faturasını kilowatt saat cinsinden öderiz. Peki hocam su faturasını? Su faturasını ton cinsinden öderiz. Peki hocam doğal gaz faturasını nasıl öderiz? Doğal gaz faturasını da yine ton veya diğer adıyla metreküp cinsinden öderiz. Buraya dikkat edin. Elektrik faturasını enerji. Diğerleri ton. Ton veya metreküp diye geçiyor. Peki gelin parlaklıklarını bulalım. Birinci devreye baktığımda kesinlikle paralel bir devre. Yani paralel devrede potansiyel sabittir. Potansiyel sabittir. Yani değişmez. Peki ikinci şekle bakalım. İkinci şekilde potansiyel. Hatırlıyor muyuz? Direnç 2 olmuş. O zaman potansiyel 2'ye bölünmüyor muydu? Yarıya bölünüyordu. Doğru değil mi? Ama emin olduğum bir şey var. Ben olsam biraz önceki notu düşünürdüm. Hocam seri bağlı devrede kesinlikle ve kesinlikle direnç değeri maksimum. Paralel devrede direnç değeri minimum. Hatırlarsak o zaman Ohm yasası gereği V eşittir I çarpı R değil miydi? Dirençler özdeş olduğuna göre akımla potansiyel doğru orantılı. Tekrarlıyorum. Dirençler özdeş olduğu için bir alın. Gelin bakalım. Yine devam edeyim. Üçüncü şekilde. Üçüncü şekilde bilmeniz gereken aslında burada eşdeğer direnç. Yani şu. Şurası bir. Şurası bir. Şurası bir. Eşdeğer direnci bulalım. Şurası hatırlarsak çarp bölü toplanan 1 bölü 2 yapmıyor muydu? 1 ile 1 bölü 2 birbirine seriydi. 1 artı vallahi süpersin. Evet, eşdeğer direncim 3 bölü 2. Formülü yazalım. V eşittir I çarpı R. R'si 3 bölü 2. Akımın değeri 2 bölü 3 oldu. Yani şurası 2 bölü 3. Şurada da eşit bölüşülür. Onu sormuyor ama. Şimdi bakıyorum. X'in potansiyeli yani akımı V. Y'nin 2 bölü 2. Z'nin 2 bölü 3. En güçlü o X olmaz mı? En güçlü X. Peki dikkatiniz çekiyor mu? Z'nin akımı 2 bölü 3. O zaman
2 bölü 3 1 bölü 2'den büyük. Yani y'den büyük. O zaman dikkatinizi çekti mi? Allah Allah. Seri bağlılarda direnç büyük olduğu için parlaklık az oluyor. Bakın bu kadar işleme gerek kalmazdı. Tekrarlıyorum. Paralel devrede direnç değeri küçük, parlaklık büyüktür. Seri devrede, bakın bunu sözel olarak böyle yapın daha kolay. Seri devrede direnç değeri büyük, parlaklık küçüktür. Yani akım küçüktür. Böyle yapmanızı istiyorum. Ve bu kadar işleme gerek kalmaz. Evet, şimdi hatırlayalım. Hatırlıyor muyuz? Mıknatıs. Ya mıknatıs deyince aklıma şu geliyordu. Demir, nikel, kobalt. Vallahi bravo Dilek. Kesinlikle. Çünkü niye? Yeter ki iletken olsun, değil mi? Kesinlikle. Sürtünmeyle olur. Dokunmayla olur. Etkiyle olur. Niye? Buraya dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Demir, nikel, kobalt. Bu üçü sürtünür, dokunur, etkiyle mıknatıs özelliği kazanır. Tanıma dikkat edin. Vallahi süpersiniz. Pardon, cevap Edirne. Süpersiniz. Evet, düz ayna. Optik yani. Işık olayları. Işık olayları deyince aklınıza ne gelsin? Düz ayna, çukur ayna ve tümsek ayna gelsin. Düz ayna görüntüyü düz gösterir. Büyütmez. Cismin boyu 1 metre ise görüntünün boyu da 1 metredir. Vallahi yapan yapıyor. Doğru Fazıl, doğru, doğru. Başka istiyorum. Başka. Özellikle Dilek'ten ve Zehra'dan da bekliyorum. Hatırlıyor muyuz? Şimdi oldu. Bakın şimdi, hatırlarsak şu normaldi. Normali biz kendi kafamızdan uyduruyoruz. Biliyorsunuz böyle bir şey yok. Bu normal. Burası gelme açısıydı. Yansımaydı. Aynayla yaptığı açıydı. Beta ile alfanın toplamı 90'dı. Beta 2x, alfa da x. Ne yaptı? X'in değeri 30. Kesinlikle yansıma gelmeye eşitti. Cevap adına. Dilek harikasın. Boş ver. Sen devam et. Yalnız senden bir isteğim var. Ne olur acele etme. Sizden gerçekten acele etmeyin. Ne olur. Ve bunu yap. İnanın başaracaksınız. Bakın tekrar söylüyorum. Ben içten gelerek söylüyorum. Başaracaksınız. Ve sizleri gerçekten de seviyorum bu konuda. Özellikle öğrencilerimin özellikle bu WhatsApp grubundaki şeylerine bayılıyorum. Soru sormalı huyları güzel. Evet. Günlük hayat. İnce kenarlı mercek deyince aklınıza şu gelsin. Gözlük kullananlarınız vardır. Ben de kullanıyorum. İşin gerçeği. Peki benim göz kusurum ne? Benim göz kusurum kesinlikle hipermetrop. Hocam hipermetrop nedir? Yani uzağı net görür, yakını net görmez. Tekrarlıyorum. Uzağı net görür, yakını net görmez. Ve bu adam ne yapar? İnce kenarlı mercek kullanır. Peki, adam yakını görür, uzağı net göremez. Bu adam da kesinlikle kalın kenarlı mercek kullanır. Ve buraya dikkat edin. Peki, devam edeyim. İnce kenarlı mercek ışığı toplar, kalın kenarlı dağıtır. Gelin bakalım şimdi. Bakın,
Şöyle yapayım. İnce kenarlı deyince toplama. Aa, topluyor ya, ışığı topluyor. Büyüteç görevi görüyor. Evet, ben de öyleyim. Niye yakını göremiyorum ya? Evet, hipermetrop. Aa, ben de dedim ya biraz önce hipermetrobum. İnce kenarlı kullanıyorum. Cevap Edirne. Dediğim gibi, peki hocam şimdi niye gözlük kullanmıyorsunuz? Şu anda yakında yakını şey etmiyorum ki. Ama inanın, Dilek, şuna inan belki aranızda benim gibi gözlüklü olanlar vardır. Ama bir kitabı şöyle yakınıma getireyim. Göremiyorum ya. İnan göremiyorum ya. Bazı arkadaşlar gülüyor. Ya diyor arkadaş diyor uzaktaki şeyleri diyor net net görüyorsun. Yakını gör. Lan dedim bu benim suçum değil ki. Gözdeki evet Dilek o dikkat et bizim hastalığımızın nedeni şu. Gözdeki retina tabakasının arka tarafa düşmesi. Işığı arka tarafta toplaması. Hiç önemli. Uzağı net göremiyorum. Dilek eğer sen uzağı net göremiyorsan kesinlikle kalın kenarlı kullanıyorsun. İnce kenarlı ne yapıyordu? Uzağı net görürdü. Yakını net görmezdi. Evet. Buraya dikkat. ÖSYM dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. ÖSYM şunu yapıyor. Günlük hayattan bağlantı kuruyor. Peki hocam, ilköğretimde 3 ve 4'te böyle bir şeyler var mı? Var. Balıkçı hikayesi var. Yani bir şöyle örnek vereyim. Balıkçı balığa bakıyor. Yani suyun altındaki balığa bakıyor. Aa bir bakıyor ki cisme olduğundan daha yakın görüyor. Bakın farkında mısınız? İnce kenarlıya şeye pardon kalın kenarlıya ne kadar çok benziyor. Peki tabii ki Habib. Şimdi kalın kenarlı mercekler Habib bir ışığı dağıtır özelliği. İki, bir önce ne demiştim? Uzağı göremeyenler. Verilir. Göremeyenlere verilir. Buraya dikkat. Yani peki ince kenarlı da tam zıttı. Işığı toplar. Yakını göremeyenlere önerilir. İnce kenarlı mercek de bu. Yani sizlere kalkıp da bir fizikçi gibi 7-8 özellik vermiyoruz. İlköğretimdeki konular da bu şekilde. Ona dikkat edin. Yani eğer incelemek isteyenler ben olsam 3 ve 4'ü oturur incelerim. Evet. Hemen şunu sorayım. Eski öğrencilerime. Uzaktan davulun sesi kulağa hoş gelir. Bu neydi ya? Sesin hangi özelliğiydi? Hayır, Dilek. Sesin hangi? Ha, şimdi oldu. Fazıl. Kesinlikle Fazıl değil, pardon Zehra. Pardon. Ya, Zehra, niye Fazıl Bey'in şeyini kullanıyorsun arkadaş ya? Evet, kesinlikle Zehra. Uzak şiddeti. Şiddeti. Aman dikkat edin. Vallahi ben anlamam. Zehra, benim dersimde o zaman gıcıklığına ismini değiştir şeyin. Bilgisayarın adını değiştir. Şimdi buraya dikkat edin. Kesinlikle ve kesinlikle davulun sesi uzaktan kulağa hoş gelir. Kesinlikle bu bir şiddettir. Peki hatırlıyor muyuz? Frekans kime bağlıydı? Daha soruyu okumadım. Sadece konuyu açıklıyorum. Frekans neye bağlıydı? Kaynağa bağlı değil miydi? Yani benim sesim yeri geldiğinde kalın olabilir, yeri geldiğinde ince olabilir, yeri geldiğinde yavaş konuşurum. Hiç önemli değil. Frekans kaynağa bağlıdır. Şimdi gelin soruyu okuyalım. Bakalım.
Ses dalgası kesinlikle boyunadır. Boyuna dalgadır. Kesinlikle. Evet, şiddet deyince aklıma davulun sesi uzaktan kulağa hoş gelir. Evet, kaynakla. Kaynak burası olsun. Ben konuşmaya başlayayım. A kişisi burada olsun. B kişisi burada olsun. Yani B benden uzak olsun. Şuradan bağırmaya başlayayım ya. Bağırayım ya. A şiddetli duyar. B de oh be der. Fikri Hoca ne kadar güzel konuşuyor. Yavaş yavaş konuşuyor. Sakin sakin konuşuyor der. Kesinlikle. Kaynaktan uzaklaştıkça şiddet azalır. Doğru. Şimdi benim frekansım kafadan atıyorum. Ne olsun? 1200 Hz olsun. A'daki beni kaç olarak duyar? 1200. B'deki 1200 olarak duyar ya. Niye? Frekans sabittir. Peki son soru. Öğrencilerime son soruyu soruyorum. Benim havadaki hızım sabit midir? Yani sesimi inceltsem de, sesimi kalınlaştırsam da hızım nedir? Hızım sabittir. Buraya dikkat edin. Niçin? Örneğin kafadan atıyorum. A kişisinin frekansı 1200. Yani peki B kişisi de bir bayan olsun. Frekansı 2000. Niye? Hatırlarsak ince sesin frekansı büyüktü. İnsanoğlu her sesi duyamıyordu. Hatırlarsak onunla ne yapıyordu? 20 bin arasını duyuyordu. Ondan sonrasını duymuyordu. Peki, buraya dikkat edin. Hız daima ortama bağlıdır. İkimiz de aynı ortamdaysak, hava ortamındaysak, ikimizin de hızı 340 metre bölü saniye. Frekanslarımız farklı olabilir. Biri ince, biri kalın olabilir. O zaman frekans sabittir. Cevap da Ceyhan değil midir? Evet, bu bir dediğim gibi tanıtım dersiydi. Peki hocam, beklentiniz ne bu yıldan? Ben şöyle söyleyeyim. Yani kuvvetten çıkar, büyük olasılıkla çıkar diyorum. Kuvvetten bekliyorum bir. Ses dalgaları her yıl çıkıyor. Belki bu yıl gene çıkar, inşallah çıkar diyorum. Şeyi bekliyorum, ışık olaylarını bekliyorum. Işığın özellikle boşlukta da yayıldığını bildiğinizi biliyorum. Işık kirliliğinde doğaya nasıl zarar verdiğimizi de hatırlayın. Biz bunu derslerde defalarca kez incelemiştik. Hatırlıyor muyuz? Arkadaşlarımızdan birisi ben şey demiştim. Avustralya'da bazı nedir ona, deniz yosunları maalesef renk değiştiriyor demiştik. Habib, inan işlem çıkarsa da çok basit çıkacak. İnan Habib, şimdiye kadar doğru düzgün işlemli soru çıkmadı. Keşke çıksaydı dersiniz, ben olsam. Evet, bugünkü konularım, sorularımız bunlardı. Peki, son olarak sizlere kesinlikle şunu diyorum. 2022'de girecek öğrencilerime sesleniyorum. Ne olur soru çözerken acele etmeyin. Birinci şartım bu. İkinci şartım da şu. Fiziği görünce kaçmayın arkadaş. Bir okuyun ya. Yapacağınız olduğunu göreceksiniz. Yapabileceğinizi göreceksiniz. Ve dört soruda, beş soruda, iki yapsam, üç yapsam, dört yapsam, hele bir de beş yapsam, neresinden baksan 30-40 bin kişiyi geriye atarım ya. 20 bin kişiyi geriye atarım. Evet, şimdiki özellikle sormak istediğiniz soru var mı? Önce onu sorayım sizlere. Sormak istediğimiz soru var mı? Kimseden ses çıkmıyor.
Vallahi Dilek, ben sana inan güveniyorum ve yapacağına da inanıyorum. Ne olur yeter ki şu huyunuzdan vazgeçin. Acele etme. Ne olur günlük hayatta da bunu yapmanı istiyorum. Acele etme. Tek istediğim bu. Fazıl, pardon, Zehra. Hocam ben soru bulmakta zorlanıyorum. Zehra, olmazsa şu şey grubunda var zaten, WhatsApp grubunda. Ben elimden geldiğince şey yapmaya çalışayım sizlere. Olur mu? Göndermeye çalışayım. Yani onu hatırlatın ama bana. Ben bazen inanın unutuyorum. Hatta bugün örnek olarak diyorum, dışarıdaydım sürekli. Bayağı işlerim vardı. Arkadaşım biri mesaj yazmış. Sağ olsun saat 7 gibi bana küstüğünü yazmış en son. Niye? Sözde ben okumuşum mesajını. Niye cevap vermemişmişim? Yani bazı zaman göremeyebilirim. Ne olur şey edin. Yok Dilek, gerçekten birazdan mecburen gönlünü alacağım. Epey kahkaha attım yani. Dedim arkadaş, yani o benim koşturduğumu bir görse bana yardıma koşardı diye düşünüyorum. Evet, güzel bir yaz akşamından herkese güzellikler dolu bir gün diliyorum. Evet, doğru abi. İnan bazı zaman insanların anlayışını, ne var diyorum, anlayışlı olsak. Yani benim diyorum koşturacağımı tahmin edemedi. Edememiştir. Niye demiştir? Nasılsa dersler bitti. Bu boş boş geziyordur. Öyle düşünmüş de olabilir. Evet. Sormak istediğimiz, tekrar soruyorum. Sormak istediğimiz soru var mı? Zehra şöyle yapalım. Yarın bana bir hatırlatsana. Yarın bana bir WhatsApp'tan hatırlatın. Olur mu? Evet, pekiştirmelerde var Zehra. Pekiştirme testinde var. Yanılmıyorsam biz 6 saat işte 4 saat mi ne işlemiştik? O bölümde var. Eğer gerekirse de şeye koyarım. Mercekleri Zehra aynı bu şekilde anlattım yani. İnce kenarlı mercek ışığı toplar. Dikkat et. Yani uzun anlatmadım. Çünkü ilköğretim 3 ve 4'te bu şekilde anlatılıyor. Evet. Mercekleri tekrarlıyorum Zehra senin için ve diğer arkadaşların için. Mercekler ince kenarlı ışığı toplar. Yakını göremeyenler içindir. Kalın kenarlı ışığı dağıtır. Uzağı göremeyenler içindir. Yani sizlerde mercekler hesaplı çıkmıyor. Sadece bu şekilde anlatılıyor. Yani ilk öğretimin kazanım testlerine bakarsanız bu şekilde olduğunu görürsünüz. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Eylülcan, eğer şeyse videoları izlemeni tavsiye ederim. Zehra kesinlikle ne olur o, bence o demek ki o konuda yok muydun? Onu hatırlamıyorum da o eksiğini tamamlamanı istiyorum kesinlikle. Eksiğini tamamlamanı istiyorum. Evet, sormak istediğimiz soru var mı? Yok. Evet, herkese iyi akşamlar.